Sevgili Ramazan gelmiş bile, psikolog aynı zamanda bütün bunların uzmanı, uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek geliyor efendim. Beslenmeye dair çok şey söylendi, çok diyetler, çok öneriler verildi. Peki şimdi gelin biz beynin ve ruhun beslenmesini konuşalım. Psikoloji beslenmeyi nasıl etkiliyor? Sağlıklı beslenme takıntısı nelere sebep oldu? Hızlı yemenin altında yatan sebepler neler? Stres size neler yaptırıyor? Kilolarınızla, zayıflığınızla psikolojik aynada yüzleşmeye hazır mısınız? Uzman psikolog Ramazan Şimşek sizin için anlatacak. Şimdi... Uzman psikolog Ramazan Şimşek bizimle birlikte, benim canım arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, seni çok iyi gördüm. Bu pandemi sana yaramış. Yaradı, evet. Vallahi kesinlikle. Vallahi saçlar, ondan sonra fit Ben neden böyle bu renk giyindim sizce? Neden? İştah kapatır o yüzden. Ciddi misin? Evet. Oo, şahane. Ama arkada da nasıl neler oluyor bugün görüyorsun değil mi? Dondurmayı neden... İştahımızın da kapanmaya ihtiyacı olabilir bugün yani. Dondurmayı yetişkinlerin hemen hepsi ya da çocukların hepsi sever. Ay kim sevmez. Neden biliyor musunuz? Neden? Çok tatlı. Psikolojisini söyleyeyim mi? Söyle. Anne sütü. Ha, ya. Anneye yakın hissediyoruz kendimizi öyle mi psikolojik olarak? O daha duygulara enteresan. Götürüyor sizi. Ha, evet. Bugün ya. Neler öğreneceğiz? Neler neler. Evet, bugün beslenme bozukluklarını konuşuyoruz bildiğin gibi Ramazancığım. Çünkü bu pandemi döneminde herkes kilo aldı. Ama bir taraftan da bize iyi tarafı da var. Şu, evde yemek yapmayı ve evde yemek yemeyi de alışkanlık haline getirmemize sebep oldu. Fakat bunu takıntı haline getirenler var. Sağlıklı beslenme takıntısı olanlar var. Zayıflamayı takıntı haline getirenler var. Böyle lokma sayanlar var. Bu işin psikolojiyle de çok ciddi bir bağlantısı olduğunu biliyorum. Nedir? Öncelikle şöyle söyleyeyim. İlk ciddi olan şey şudur. Özellikle de ekonomik piyasalar ve kurumların müthiş bir bombardımanı var. Her yerde, ekranlarda, reklamlarda, her yerde insanlara şu mesajı veriyorlar. Eğer sen fitsen, zayıfsan, çekicisin, daha iyisin ve daha başarılısın mesajı veriliyor. Ve kilolu insanlar inanılmaz bir şekilde vulgarize ediliyor. Yani küçümseniyor, bayağılaştırılıyor. Çemberin dışına itiliyor adeta. Hani öncelikle bu çağın bir psikolojisini dayatmasını konuşmak gerekiyor. Haklısın. Önemli olan sağlık ve sağlıklı kilolardır. Zayıf olmak her zaman iyi değildir çünkü... Bazen kilolarımız bizi bazı ruhsal yaralarımızdan korur. Kilo Allah Allah. Sizce sadece kilo mu demek? Hayır. Bazen yalnızlıklar, dürtüler, özlemler, travmalar vardır. Her kilolu insan... Onlara kalkan mı oluşturuyor kilolar? Bazen kalkan oluşturur. Çok enteresan. Bakın çok değişik bir yerden bakıyoruz evet. Bugün bu kilo meselesine. Bu arada sizin de sorularınız var biliyorum. Sizin için TV360 ve Esra Harman da Instagram hesaplarının altına son fotoğraflarımızın altına sorularınızı lütfen yazın. Uzman konuğumuza soracağız. Pandemi dönemini kısa da bir geçelim mi? Tabii, tabii, merak edenler olabilir. Tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Pandemi döneminde yiyecek miktarı artmış olabilir ama çocuklar bundan çok mutlular. Niye acaba? Evde aile ortamı. Herkes bir arada, evet. Herkes ona hizmet ediyor tabii. Yeme bozuklukları yaşayan birçok insanın en çok yediği vakitlerin akşam vakitlerinde ve gece vakitlerinde olduğunu biliyor muydunuz? Nedeni? Neden? Aile özlemi. Ben şöyle söyleyeyim, kilo sorunu yaşayan, ciddi kilo sorunu yaşayan kimle tanıştıysam danışanım olarak birçoğunun hemen hemen hepsinin altında çocuklukla özellikle de aile içerisinde ihmaller ve sıkıntılar olduğunu gör. Yani biz oradaki mutsuzluğumuzu yiyerek mi telafi ediyoruz? Bazen öyle. Bazı sıkıntıları şöyle söyleyeyim. Şehirdesiniz, benim akşam... iştahım kesiliyor mesela. Yalnızsınız. Aile özlemi hissediyorsunuz belki. O stresi bununla atlatmaya çalışıyorsunuz. Gece krizleri bazen tatlı krizleri oluyor ya, altında onun ciddi psikolojik nedenler var. Çok ciddi. Yani pandemi döneminde çocukların, ailelerin bir araya gelip ev yemekleri yapması çok sağlıklı bir aslında fırsat oldu bence. Peki bu evde yemek yapmak ve sağlıklı beslenmek bir
takıntıya dönüşmüş olabilir mi bu dönemde? Dönüştü. Benim yakın çevremde bunları gözlemliyorum. İnanılmaz çünkü bir şekilde şu an. Yani insanlar transa girmiş vaziyette kiloyla uğraşıyorlar. Ve sohbetler, dikkat ederseniz, ilk karşılaştığınızda hemen kiloyla başlıyor. Tanımadığımız insanlara bile kiloyla ilgili bir şeyler söylüyoruz. Buradan bir dipnot geçeyim mi? Lütfen. Sevgili dostlar, hangi kameraya bakıyorum? Tam karşına. Ha, buraya. Sevgili dostlar, bir insanın kilosu hakkında yorum yapmak özel alan ihlalidir. Allah Allah. Ya. Enteresan. Bunlara girelim gerçekten. Yani çünkü biz de kiloyla başlıyoruz. Aa, sen kilo mu vermişsin? Çok tatlı olmuştu falan diye yakın arkadaşlarınızdır. Başlıyordu yakın arkadaşlarınızdır ve sizin bu diyaloğunuz normaldir ama yeni tanıştığınız birisiyle de ya da daha yeni yeni görüştüğünüz birisiyle hemen kilosuyla ilgili kilo almışsın, vermişsin demek biraz ayıp. Ayıp, evet. Özel, artık bu ayıptan biraz evet, vazgeçmek özel lazım alan değil ihlalidir mi? Kesinlikle öyle. Geçenlerde ekranda birisi söylüyordu bunu. Ben artık kilo konusunda ben de konuşamam. Herkesi hayatımdan çıkartıyorum diye. Hmm. Çok doğru bir karar. Peki yemek bozukluğu nasıl anlaşılıyor Ramazancığım? Eğer insan gün içerisinde ne yiyeceğine, ne kadar yiyeceğine, yedikten sonra onunla çok meşgul olmasıyla çok vakit geçiriyorsa... Sizin... Örnek verelim. Buyurun. Nedir mesela? Ha, örnek vereyim. Evet. Sabah mesela kahvaltı yapacağız değil mi? Evet. Ne yesem acaba bu kilo yapar mı, kalorisi yüksek mi, düşük mü diye düşünüyorsanız sizin sorunuz var demektir. Eyvah. Eğer ayna karşısında kilolarınızla sürekli ilgileniyorsanız evet, sorununuz var demektir. Ha, evet. İnsanlar beni acaba kilolu mu buluyorlar diye merak ediyorsanız ciddi sorunlar var demektir. Ya bu boyutta değil de ufak tefek bunlardan birer sonra, parça taşıyorum galiba. Ya acaba fazla mı yedim deyip ya da ya bu kilo mu yaptı diye düşünüyorsanız sorununuz vardır demektir. Yerken mutlu oluyorum mesela. Yani niye yedin, ne gerek vardı diye sonra kendime kızıyorum. Evet, işte bu suçluluk hissi ve biraz önce evet, bahsettiğim suçluluk duyuyorum, size tabii dayatılan böyle olmalısın. Özellikle kapitalizmin size dayattığı böyle olmalısın. Olması gereken şu, sağlıklı. Belki de Esra'ya birkaç kilo daha sağlıklı gelecek. Yani 3-5 kilo daha almanız belki sizin hem ruhsal hem beden olarak daha sağlıklı olmanızı sağlayacak. Nereden belki biliyorum? De ya da Gül'e inceltici artık evet, istiyorum ben Gül. Belki de annenin kilolu olması ki öyle, anne dediğiniz biraz, bakın çok zayıf anne çocuğa güven hissi, bu sıfır diye tabir edilen beden var ya. Evet. Çocuk kendini orada güvende hissetmez. Annenin koynuna uzandığında... Hadi bakalım buyurun. Ya, zayıf anne çocukta güven duygusunu zedeliyormuş. Zedeler. Buyurun. Biraz kilolu anne... Evet. İnanılmaz iyidir. Bakın inanılmaz iyidir. Allah Allah. Hele hele şu annelerin kilolarıyla gözünüzü seveyim uğraşmayın. Onlar kilolu... Yeni doğum yapmış hanımlarla bile uğraşıyorlar. Vallahi çok can sıkıcı. Ben o çocuk için o his var ya... Yani dairesel olması vücudun... Ve yumuşak olması... Biraz pofuduk olması o çocuk için inanılmaz güzel bir şeydir. Özellikle anneler. Ne güzel tarif ediyor. Biraz pofuduk. Evet. Çocuk orada kendini inanılmaz güvende ve mutlu hisseder.